Genel seçimler. Yerel seçimler. Şimdi 31 Mart her seçim gibi çok önemli. Neden? 2019 yılındayız. 2024 Mart'ına kadar İskenderun ilçesini ve Büyükşehir'i yönetecek kadroları seçmek üzere bir tercihte bulunacağız. Şimdi bundan 3 ay öncesine kadar benim aklımda en ufak bir belediye başkanlığı gibi şey söz konusu değil. Ama işte geçmiş olduğumuz 2 ay içerisinde belli görüşmelerden, belli konuşmalardan sonra biz bu işi yapmaya karar verdik. Hangi amaçla karar verdik? Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu inanarak verdik. Ve biz bu işi yapmak için herhangi bir beklentimiz, herhangi bir talebimiz yok. Tek bir gayemiz var. Sizlere nasıl hayırlı hizmet edebiliriz? Başka bir gayemiz yok. Ve bu biz bu yapmaya karar verdikten sonra bu işi düşünmeye başladık. Dedik ki ya biz nasıl bir yönetim tarzı yapalım ki insanların, İskenderun halkının imkanlarını en iyi şekilde değerlendirip geri kendilerine hizmet olarak verebiliriz. Dedik ki ya şeffaf olalım. İhale süreçlerinde usulsüzlükleri ortadan kaldıralım. Yandaşlık, gayrıcılık olmasın. Belediyenin israfını önleyelim. Tasarrufunu engelleyelim ki hiç yoksa İskenderun'un imkanları İskenderunlulara daha fazla hizmet olarak dönebilsin. Hep bunları düşündük. Nasıl yapabiliriz düşünürken geçen hafta Perşembe günüydü. Biz Cumhurbaşkanımız işte aday tanıtımı için Ankara'ya davet etti. Orada da seçim manifestosu, 11 maddelik seçim manifestosu. Ve inanın size bunu çok samimi söylüyorum. Sanki bizim düşündüklerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kurmayları 11 maddeye çevirmiş. Ve orada bu işi daha çok yapmak hevesim arttı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız orada şunu söyledi. Dedi ki bu yerel yönetimlerin yol haritası. Biz de diyoruz ki bu bizim yol haritamız, rehberimiz. Bu çerçevede şehrimiz zaten çok güzel. 45 birbirinden güzel mahallesi var. Ve büyük bir ilçe. Türkiye'de birçok ilden büyük. 250 bin nüfusumuz var. Sahili nüfusumuz. 248 bin kişi. Şehirde 400 bin kişi aynı gün içerisinde oldu. Onun için ve bizim düşündüklerimizin de doğru olması bizi daha çok heyecanlandırır. Hatta Cumhurbaşkanımız şöyle bir ibare kullandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesi altında yerel yönetimlerden sorumlu bir bölüm oluşturacak. Bunların dışında hareket edenleri de cezalandırma şeyi koydu. Yani cezalandıracağını belirtti. Yani bizim bir tek amacımız var. İskenderun'a imkanlarını İskenderunlara nasıl hizmet olarak verebiliriz? Başka bir gayemiz yok. İşte hepimizin serzenişte bulundu. Çukurdu, çamurdu, pislikti, kaldırımdı, şuydu, buydu. Çevreydi, parktı, bahçeydi. İnşallah bunları ortak akılla her mahallenin öncelik sırasına göre elimizdeki imkanlarımızla birlikte en iyi çözme gayreti içerisinde olacağız. Ve bunun için sizlerden önce dua istiyorum. Sonra destek istiyorum. Yani bir kere benim ve İskenderun hakkına hayırlıyız olsun. Yani bir bu işi diyorum. Yani en ufak bir beklenti şu bu için yapmıyoruz. Tamamen İskenderun'a. Çünkü ailemizde karar aldık. Allah'a çok şükür işlerimiz devam ediyor. Tesislerimiz çalışıyor. Kadrolarımız var. Biz de dedik ki 5 yıl bu İskenderun'a bir hizmet eder. Allah nasip ederse bu 5 yılı yapacağız. Ama esas İskenderun'la birlikte Büyükşehir önemli. Bakın arkadaşlar. Esas İskenderun'la birlikte Büyükşehir önemli. Neden önemli diyeceksin? İskenderun'un bütçesi %10 milyon. Aylık değil mi efendim? Aylık. Yıllık. Yıllık mı? Yıllık. 110 milyon. Ben duyduklarımı söylüyorum. Eksik fazla olabilir. Ama Büyükşehir'in bütçesi 2 milyar civarı olduğunu biliyorum. Düşünüyorum. Yani söylenenlerde... Doğru başkanım, 2 milyar değil. O civarda. Yani bu, trilyon. Ya, yani bu neyi gösteriyor? Yaklaşık 20 kat. Çünkü İskenderun'un yapacağı sorumluluk alanları var.
ondan daha fazla büyük şehrim var. Yani biz İskenderun'la Büyükşehir'i aynı parti yapabilirsek, İskenderun Belediyesi'nin sorunlarını İskenderun Belediyesi ilçe bazında, İskenderun'un Büyükşehir'i sorunlarını da Büyükşehir'i burada eksiksiz sorunları giderebiliriz. Onun için arkadaşlar, ben şu hazırında bugün şurada sandık olsa hiçbire çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü niye? Buradakiler bu işin sevdalısı ki bu saate kadar bu beklediler. Allah razı olsun sizlerden hepinizden. Biraz geç kaldık, aklınızı helal edin. Özür diliyorum. Ama esas olay bizim buranın dışında olanlardır. Şimdi hepinizin çok farklı mahallelerde eşleri vardır, dostları vardır, arkadaşları vardır, akrabaları vardır. Veyahut da farklı düşüncede olan, çünkü İskenderun'da var, düşüncede olan tanıdıklarınız vardır. Yani sizden ricam, istirham ediyorum. Onları bir şey, çünkü benim şimdi 170 küsür bin, 174 bin seçmem var. Ne kadarına yetişebilirim? 50 küsür gün kalmış. Günde 5 bin kişi, 3 bin kişi göremem. Ama şurada işte 150-200 kişi var. Burada herkes 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi etki edebilse sonuca çok daha çabuk ulaşır. Ve son ne oldu? 24 Haziran seçimleri oldu. Cumhurbaşkanı yönetim sistemi. İşte 51.6 mı ne? Oy aldı Cumhurbaşkanı. Eğer biz ilçe bazında ve büyükşehir bazında bunun üzerinde çıkabilirsek hem ilçeye hem de büyükşehire alacağımız hizmetlerde elimiz güçlü olur. Yani bir kazanmak var, bir de iyi bir skorla kazanmak var. Yani bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Onun için benim sizlerden özel şeyim, biz Türkiye ortalamasının üzerinde, yani yarın düşünün ki 31 Mart akşamı seçimler açıklanıyor. Ya İskenderun ilçesinin adayı Türkiye ortalamasının üzerinde aldığını yazıyor. Basın, siz mutlu olmaz mıyız? Veya büyükşehir. Ne olacak? Birilerinin dikkatini çekeceğiz. Onun için arkadaş, 30-50 günde gayretli olsak hiçbirimize bir şey olmaz. Ondan sonra 5 yıl hem şehrimizi hem büyükşehir yönetecek kadroları elini güçlendiririz. Ben işte bu işe niyetlendiğimden bu yana sabah 5'te kalkıyorum. Ha bak saat kaç olmuş, şu an 10 daha. Herhalde birkaç yerimiz daha var. Bir yerimiz daha var. Yani demek ki 11-11.30 geçecek diye gitmemiz. Evet, ondan sonra arayanları arayacağız. Valla yatmak falan biri olur yani. Onun için bu konuda sizlerden özel destek istiyoruz, gayret istiyoruz. Dua istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Yalnız arada duyduğum kadarıyla muhtarlıklarda bayağı bir rekabet var. Yani hangisi kazanırsa mahalle kazansın. Sonunda. Çünkü ben şimdi dolaşıyorum. Hemen hemen her mahallede birden fazla şey var. Aday var. Her muhtar adayı benim adayım. Bak. Her muhtar adayı. Kazanan da kazanmayan da. Şimdi anlatabiliyor muyum? Mesela mahalle kazansın. Yani yarın olabilir. Şimdi şuna çok üzüldüm yani demin şey olduğu için. Ya işte muhtar kazandı, öteki muhtar adayı, ötekini desin. Ya böyle bir şey olmaz. Rekabet olsun. Sonunda bir tercih olacak. Bu ha muhtarlıkta, ha belediye başkanlığında veya büyükşehirde. Ama sonunda kazanan mahalle kazansın, ilçe kazansın, büyükşehir kazansın. Ben şimdi size çok net söylüyorum. Bundan 10-12 yıl önce İskenderun Ticaret Odası meclis üyeliği için seçimlere gidiyoruz. En şey grup, iddialı grup, iki şey var, en şey meslek grubu, rakipler güçlü, böyle ağır toplar diyeyim, seçime gidiyoruz. Yani herkes müdahale ediyor seçime falan. Şimdi seçim cumartesi günü, cuma günü akşam Çay Mahallesi'nde cuma namazını kıldım. Tam çıkarken bir tanesi yanaştı.
arkadaşımızın cemaatten Fatih abi dedi. Yarın ya kaybedersen dedi, ben dedim kazandım. Dedi daha seçim olmadı ki abi, sen nasıl kazandın? Ya ben bu süreçte dünya kadar dost kazandım kardeşim dedim. Yarın seçimin sonucu ne olursa olsun. Şimdi burada da şu güzelliğe bak. Eğer bu seçim olmasa benim bu vakitte burada ne işim var, sizlerin burada ne işi var? Bak, yani anlatabiliyor muyum? Yani burada muhtarlıkta da böyle. Yani tabii ki bu işi bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi ister. Ama bir kişiye nasip olur. Ama diğer arkadaşlarımız kendini kaybetmiş görmezsin. Koskoca İskenderun'da bir kişiye nasip olacak. Evet Fatih abi, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, ismi Süleyman Duran, araştırmacı gazeteciyim, Akçaylıyım. Sen de tam muhtar dedik, muhtar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok önem veriyor, biz abi, de onun için. Hayır ben gazeteciyim efendim. Ha, Muhtarların Sesi gazetesi. Ha, tamam. Türkiye genelinde, bölgesel değil. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum, yani sizin şansınızı Cumhur İttifakı'nın yani %50'yi geçeceğine inanıyorum. Yani öncelikle hayırlı olmasını istiyorum. Bir gazeteci olarak arkadaşlar. Yani biz gençler için İslam istiyoruz. Yani belediye başkanı seçildiğinizde inşallah gençlere İslam istiyoruz. En önemli konu İslam. Akçay'ımızda bayağı gencimiz var, işsiz. Bunlara İslam yaratılmasını istiyoruz. Yapacağız işte. Projemiz var mı efendim bu konuda? Herhalde fabrika kurup işi alamayız. Ne yapabiliriz? İskenderun'un dinamiklerini hareketlendirebiliriz. Çünkü bir belediye hizmet üretir. Mal ticareti yapamaz. Bir üretip bir mal satamaz. Ama ne yapacağız? İnşallah az önce ne söyledik? İskenderun bütçesi 110 milyon. Bir de büyükşehirim var. Oradan da gelecek bütçeyle bu İskenderun dinamiklerini birinci etapta hareketlendirir. Yani ne yaptık? Kayıp, kaçak, şu bunu engelledik. İskenderunluların halkına sunduk. Ondan sonra ne yapabiliriz? Ülkemiz güzel bir ilçemiz, en güzel ilçelerden biri Türkiye'nin. Sanayicisi var, esnafı var, tüccarı var. İnşallah buralarda iş imkanlarını geliştirerek yani direkt iş bulamaz ama iş ortamı yaratabilir belediyeler. Yani düşünün ki İskenderun'da inşaat sektörünün hareketlendiğini düşünün. İnşallah yapabilirsek, TOKİ şunu bunu getirip veya geri şeyi yapabilirsek, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşümü yapabilirsek, İskenderun'da bir anda iş anında şeyler oluşabilir. Yani bunları oturup bakacağız. Yani diyorum ya bir belediye olarak şimdi şunu yapama, yani zaten yani duyduğum kadarıyla çok ciddi bir belediyede personel varmış. Yani bizim birincisi bu personelleri çalışabilir duruma getirmek. İkincisi de iş imkanları yaratarak direkt olmasa bile işsizliği önleyici faaliyetlerde bulunabiliriz yani. Yoksa fabrika kurup eleman alamayız yani. Böyle bir şey yok herhalde. Tamam. Var mı başkanım statüsü? Başkanım ama ne olur? Fabrika kuranlara her türlü yardımcı olunur. O müteşebbislere destek olunur. Evet, belediyenin işte fabrika kurma şansı yok. Yani. Tabii. Birilerinin önünü açarak iş imkanları sağlayabiliriz yani inşallah. Bu gayrette olacağız. Amacımız. Evet, teşekkür ederiz. Başkan.